geldiniz. Sizleri Hacı Bektaş Veli'nin bilgisi, Yunus Emre'nin sevgisi, Pir Sultan'ın inancı ve direnciyle selamlıyorum. Canlar, kadimden bu yana bu yolda mücadele eden pirlerimiz, mürşitlerimiz aşkına, yurdumuzun bağımsızlığı için emperyalizme karşı mücadele eden, başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm devrimciler anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Arkasından İstiklal Marşı. Bektaş Veli'nin pirliğine Allah eyvallah deyip cem olmaya, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya gelen canlar. Muhabbet etmek için toplandık. Ve cemimiz kadimden bu yana taşıdığımız çerağımızın, gülbengimizin okunması ile başlar. Şimdi gülbengimizi okumak üzere Hüseyin Yalçın dedeyi davet ediyorum gül cemallerinize. Saygıdeğer konuklarımız, gülbengi okumadan evvel böyle iki mutlu günün bir arada oluşu beni çok sevindirdi. Öncelikle Alevi kültüründe hak kapısı dediğimiz analarımızın bugün günü, o anaları hepsinin ellerinden öpüyor, mutluluklar diliyorum kendilerine. İkincisi, böylesine güzel bir mekanda aynı noktalarda kimimiz felsefi, kimimiz tasavvufi, kimimizi batıni tasavvufun kurallarına göre ibadetlerimizi sürdürüyoruz. Böyle bir ibadet yerimizde bulunduğum için de emeğe geçen tüm canlarıma saygılarımı sunuyorum. Bismillah Allah. Cem evi binamız hayırlı ola. Ermiş Muhammed Ali'nin soyunun sırrı için, Miraç sahibi Tanrı elçisinin aziz ve natif mihracı için, Hatice-i Kübra
Fatimatü Zehra'nın ruhları için. Şehitlerin ulusu İmam Hasan-ı Müşteba, Şah Hüseyin'e şehid-i Kerbela ile öteki kardeşlerimizin ve imamlarımızın ruhları için. Ermişlerin sultanı Tandı'nın aziz yükselttiği pirimiz hünkâr Hacı Bektaş Veli Ehl-i Beyt evlatlarının ruhları için. Bu yüce yoldan gelmiş geçmiş aşıklarımızın, sadıklarımızın, erenlerin selameti, komşu ve yakınlarımızın selameti için. Bugüne kadar maddi manevi mücadele verip katkıda bulunan can ve dostlarımızın mutluluğu için. Hak Muhammed Ali'den niyaz ederiz. Cemevi binamız 12 imamların, 14 masum paklerin, 40'ların cem meydanı ola. İbadetlerimiz kabul ve Cenab-ı Hak dergahına yazıla. Cenab-ı Hak cümlemizi maddi manevi hizmetlerini ulu dergahına kaydeder. Hak Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı ola. Şehid-i Kerbela İmam Hüseyin'in himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola. Tek yaratıcı, eşi benzeri olmayan, var olanların varlığı, yaratılmışların rızık vericisi olan Cenab-ı Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmayan, emek verip katkıda bulunan ve hizmet veren canlarımızı hizmetlerini kabul eyleye, cümlemize nice nice yıllar nasip eyleye, cem ibadetlerimizi Cenab-ı Allah kabul ve makbul eyleye, kerem evliya deme piram Allah eyvallah, cemaatin adına hü eremler, Hak Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı olsun, bize her türlü kötülükten korusun, kollasın, bu güzelliği cümlemize yaşatmış olsun. Gerçeği. Eyvallah sevgili dedem. Evet canlar, programımıza başlıyoruz. Aramızda konuklarımız var. Onların bana ulaşanları size tanıtarak devam etmek istiyorum. Sonra ulaşan dostlarımız, canlarımız olursa onları da ayrıca ekleyeceğiz. Eksik bırakırsak kusurumuza bakmasınlar. Kadirli Kaymakamımız Necip Çakmak aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Kaymakamım. Kadirli Müftüsü Orhan Öncü aramızdalar. Hoş geldiniz. Belediye Başkanı Ömer Tarhan aramızdalar. Hoş geldiniz. AKD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Pazarcık Şube Başkanı Ali Genç aramızdalar. Hoş geldiniz. İskenderun Alevi Kültür Derneği Başkanı Kamil Soysüren aramızdalar. Kemal, özür diliyorum. Kemal Soysüren aramızdalar. Hoş geldiniz. Göksun Alevi Kültür Derneği Başkanı Ahmet Aydın aramızdalar. Hoş geldiniz. Adana Alevi Kültür Derneği Başkanı Murtaza Moroğlu ve Yönetim Kurulu aramızdalar. Hoş geldiniz. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Gazi Ger aramızdalar. Hoş geldiniz. Biraz önce de Gülbenk'imizi okuyan Hüseyin Yalçın dedemiz, Adana Eski Şube Başkanı aramızdalar. Hoş geldiniz. Osmaniye Alevi Kültür Derneği Başkanı Bektaş Yıldırım ve yönetimi aramızdalar. Evet canlar. Yozlaşmaya ve asimilasyona karşı durabilmek için, cemlerimizi kurmak, nefeslerimizi söyleyebilmek için böyle modern cemevlerine ihtiyacımız var. Yolumuzun, inancımızın bizden sonraki kuşaklara doğru aktarılması için hepimize büyük görev düşüyor canlar. Sizler bu bilinçle, inancımızın gereği olan el ele el hakka düsturu ile üstünüze düşen görevin bir bölümünü yerine getirdiniz. Bugün burada hizmetimizi gerçekleştireceğimiz bu cemevimiz yüzlerce, binlerce canın küçük, büyük küçük lokmaları ile meydana gelmiştir. Emeği geçenlerin hizmeti hak katına yazıla diyoruz. Canlar, bu meydandan Ali Erdin Murtaza aşkına, Hüseyin aşkına, Pir Sultan aşkına, yolumuza ışık olmuş,
gelip gelmiş geçmiş pirler, mürşitler, ulular aşkına. Dönüp yüzümüzü ulu dergaha, hünkar ile cemal cemal cemale güvercinler uçuracağız. Bu meydanda semahlar dönecek, telli Kur'an'ımızdan dile gelecek nefeslerimiz yankılanacak evrenin delinliklerinde. Barış ve sevgi sinam edeceğiz. Aşk ile. Evet dostlar, inancımız yüzyıllardır yola hizmet edenlerin o hizmetleriyle bugünlere yürümektedir. İşte o yola hizmet eden bu cemevinin bugünlere gelmesine emek koyan birçok canımız gibi o canlarımızdan birisi olan şu anki dernek başkanımız İbrahim Tunç'u açılış konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Alevi Kültür Dernekleri değerli Başkan Yardımcısı ve değerli Başkan Yöneticileri, Dernek Başkanlarım, Sayın Dedelerim, Sayın Müftüm, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve temsilcileri, değerli basın, uzaktan ve yakından gelerek günümüzü onurlandıran saygıdeğer misafirler, sevgili canlar, cemevi açılışına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli canlar, 7 yıl önce birlikte temelini attığımız cemevimizin bugün yine hep birlikte açılışını yapmaktan son derece mutluyuz. Bugün aynı zamanda anneler günü. Böyle özel ve güzel bir günde cemevimizi açmak, Hazreti Fatıma anamızın o eşsiz ana sevgisiyle bütün anneleri cemevinde birleştirmektir. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüzü kutluyorum. Sevgili canlar, 7 yıl boyunca bizleri gönüllerinizde can, evlerinize mihman ettiniz. Sofranızdaki ekmeğinizden, aşınızdan keserek derneğimize verdiğiniz maddi ve manevi katkılarınızla yapmış olduğumuz cemevimiz hepimize, halkımıza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Cemevleri Tanrı'ya giden yolda cem inancının yaşandığı, İnsana giden yolda kültür ve öğretimizin yaşandığı ve yaşatılacağı inanç merkezleridir. Önce insan diyen bu öğreti hem arı hem arıtıcıdır. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamaz. Alevi olmak, eline, diline, beline sahip olmaktır. Hak Muhammed Ali'yi bir bilip Ehl-i Beyt'i sevmektir. Bu yolda rehberimiz Pir Hacı Bektaşi Veli, Abdal Musa, Mevlana, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal gibi bütün nice Anadolu erenleridir. Yolumuz ilimin, bilimin aydınlık yoludur. Bizim yolumuz her zaman Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni layık, demokratik ve Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkar. Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in dediği gibi, ekildik toprak olduk, çekildik bayrak olduk, döküldük yaprak olduk, geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik, geldik bugüne. Hor baktık mı karıncaya, kırdık mı karadını serçenin, ya nasıl kıyarız, ya nasıl kıyarız insana? Evet sevgili canlar, adam olan insan insana kıymaz. Adam olan insan nefsine, kinine kıyar.
Bu güzel ilçemizde Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i tüm farklılıklarımızla her zaman birlikte yaşadık. Birlikte yaşamaya da devam edeceğiz. Bütün inanç merkezlerine herkesten daha fazla saygılıyız. Cemevlerimiz bir başka inanç merkezinin ne karşıtı ne de alternatifidir. Alevi camiasının inanç merkezidir. Bu nedenle artık devletimizden eşit yurttaşlık hakkı olarak cemevlerinin siyasal statüsünün tanınmasını bekliyoruz, istiyoruz. Evet sevgili canlar, 73 millete bir nazarla bakan Alevi inancı hiçbir kimseyi ötekileştirmez. Cemevlerine verilen hizmetlerde asla ayrım yapılmaz. Sevgi, barış ve kardeşliğin birlikte yaşama kültürünün adresi Kadirli Cemevi, bütün Kadirli halkının hizmetinde olacaktır. Konuşmamı bizleri bu tarihi güne taşıyanlara şükran ve şükranlarımı ve sevgilerimi sunarak tamamlamak istiyorum. Onursal Başkanımız Ali Göztaş ve bugüne kadar dernekte görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, cemevinin arsasını bağışlayan Kazım Gökçüler ve derneğimize maddi ve manevi her türlü yardımda bulunan başta iş adamı Mehmet Ali Yücel olmak üzere zengin, fakir, gözü gönlü bol, saygıdeğer bütün yurttaşlarımıza, aynı dönemlerde ilçemizde görev yapan ve yapmakta olan saygıdeğer kaymakamlarımıza, değerli belediye başkanlarımıza, bizlere destek veren bütün kişi, kurum ve kuruluşlarımıza, cemevinin plan ve projesi dahil bizlere her konuda yardımcı olan inşaat mühendisi Sayın Enver Güvel'e, bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli bütün canlarımıza, açılışımıza emek verip hizmet eden gençlerimize, kadın kollarımıza, Alevi camiamız adına çok teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili başkanı uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz konuşmalar için. Sevgili dostlar, yine bana ulaşanları aktarmak istiyorum. Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İl Başkanı Kemal Tabak var. Hoş geldiniz. Kadirli CHP İlçe Başkanı İrfan Araoğlu aramızdalar. Hoş geldiniz. MHP İlçe Başkanı Çağlar Balcılar aramızdalar. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Pir Sultan Abdal'ım kayda verile. Misafir kısmetin getirir bile. Misafir mihmandır sen özün dile. Mihman canlar bize sefa geldiniz. Aramızda mihmanlarımız var, dostlarımız var. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kadirli Kaymakamı Sayın Necip Çakmak'ı buraya davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, başkentten gelen, illerimizden, ilçelerimizden gelen değerli konuklar, pek kıymetli kadirli hemşerilerim. Açılış çok güzel bir günde düşünülmüş. Bizleri yetiştiren, her şeyimizin temeli olan kıymetli analarımız, annelerimizin için seçilen bu günde bence çok güzel seçilmiş. İki güzelliği de bir arada yaşayacağız. Bir, Alevi kardeşlerimizin ibadethanesini hizmete açacağız ve dolayısıyla da toplanan bu vatandaşların huzurunda anneler gününü de kutlayacağız. Ben bütün annelerimizin gününü kutluyorum. Allah'tan onlara sağlık
ve huzur diliyorum. Yaşayanlara, ölenlere de rahmet diliyorum. Bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Özellikle gençlere bunu söylemek istiyorum. Aramızda din adamlarımız var. Onlar konuyu daha derinliğine biliyorlar. Biliyor musunuz, dinimizde anne ve babanın yeri neredeyse peygamberden sonra gelir. O kadar önemli. O yüzden gençlerimiz o anne babaya ne olur oh bile demesinler. Ve diğer bir konu, ibadethaneler. Maalesef tarihimizde ibadethaneler birbirlerine rakip olmuşlar. Birleştirme yerine ayrıştırma görevleri yaparak bu milletin içine bir sürü düşmanlıklar salmışlardır. Bunda hiçbir zaman tek taraflı bir kusur değil, çok taraflı bir kusur olmuştur. Ve bir taraf olunmuş, çoğunluk azınlığı ezmiştir. Nerede çoğunluksa orada o azınlığı ezmiş ve temelde hiç ayrılığımız yokken, öğretide hiç ayrılığımız yokken bir sürü ayrılık yaratılmıştır. Bir düşünün, arkamda gördüklerim, hangi Türkiye Cumhuriyeti toprağı üstündeki hangi insan bu insanlara hayır der, daha başkalarına da? Var mı hayır diyecek, hangi mezhepten olursa olsun? Bu kadar çok birleştirici yönümüz var. Biz Kurtuluş Savaşı'nı beraber yaptık. Bu Anadolu'yu yurt ederken de hep birlikte mücadele ettik. 1071'den başlayıp 2014'e geldik. Bu ülkeyi vatan yapmak için hiç ayırmadık. Hatta Müslümanın dışındaki inançlar, yani Hristiyanların da bir kısmıyla beraberdik. Onlar da aramıza nifak sokularak. Çünkü bizim dinimiz nedir? İnsan temelli bir dindir. Aslında bütün dinler insan temelli de bizim dinimiz daha yeni bir din olduğu için insan temelli bir dindir. Bugün maalesef bu insan temelli din de etrafımızda görüyoruz. Din için cinayet işleyenler var. Böyle yok böyle bir şey. Dinimiz bize ne diyor? Müftülerimiz var, hocalarımız var yanımızda. Dinimiz bize diyor ki, bir kardeşinizi veya bir insanı veya bir canlıyı incitecek hiçbir sebep yoktur. Ve bizde insan bir yerde öldürülür. Nerede? Savaşta. Nerede? Sizin canınıza, ırzınıza bir insan şey yapıyorsa, hücum ediyorsa. Bunun dışında yok. İşte bu kadar bir güzel dinin insanlarıyız. Efendim şu mezhep, bu mezhep. Bunları bir tarafa bırakın da birleşeceğimiz noktalar daha çok. Gerçekten bu dinde bile, insan olarak da bizim başka insanlara eziyet etme hakkımız da yok. Bunu biliyor musunuz? Orta Doğu'da bütün dinlerdeki insanlar en rahat devrini İslamiyet'in ilk yıllarında yaşamıştır. Bunu belki söyledim. Bunu din tarihçisi olanlar söylemiştir. Anadolu'da sıkıntılar çıkmış. İşte mezhepler birbirini kırmış. Aslında geldiğimizde özellikle Türklerin hepsi Türkmen. İnanç da belli. Ama ayrı gayrı yok. Sıkıntı da yok. Ne olmuş? Açık söylüyorum, net söylüyorum. Çıkar için, siyasi çıkar, parasal çıkar, bir çıkar için maalesef bizi parçalamışlar. Bir düşünün, o kadar derin derin birlikteliklerimiz var ki, bir daha dönüyorum arkaya. Var mı Sünni, Alevi, bunlara hürmet etmeyecek var mı bir kimse? Var mı? Yeter işte. Bizim kardeş olmamız için, beraber olmamız için.
geleceği beraber kurmamız için o emekleri harcayacağımız o kadar güzel şeyler varken niye biz o gücümüzü ayrılık için kullanıyoruz? Lütfen. Bence her şeyi bir tarafa bırakıp bunu düşünmeliyiz. Ve arkadaşlarım, Alevi olsun, Sünni olsun, din adamlarının bunu özellikle kendi cemaatlerine anlatması lazım. Allah'ın en büyük görevidir onlara. Yoksa büyük de günah işlerler, büyük de sorumluluk altına kalırlar. Bu insanların kardeşliğinin üstünde başka bir şey yoktur. Ben bir din adamı değilim. Ancak benimin gönlümü hem bizim imamlarımız hem Alevi dedeleri sevgiyle doldurdu. Biz çocukken Alevi komşularımız da vardı, Sünni komşularımız da vardı. Ben Sünniyim ama bizde öyle ayrılık ayrılık yoktu. Saygı vardı, hürmet vardı. Bir düşünün arkadaşlar, iki Sünni, iki Alevi düşüncelerini bir ortaya koysunlar. Çünkü bu insan farklı farklı algılıyor dünyayı, kainatı farklı algılıyor. Ama şu var, önce saygı. İnsan, temelimiz insan olmalı. Ve söylemlerinde özellikle söylüyorum, kimse kimsenin imamına, kimse kimsenin dedesine laf söylememeli. Camiye de hürmet edeceğiz, cemevine de. Bizim işimiz dinsizlerle, onlara da kötülük değil, onları da davet edeceğiz camiye de, cemevine de. Çünkü sıkıntı burada. Sıkıntı burada gerçekten. Önce buradan başlayacağız. Şöyle düşünüyorum. Bu memleket 1000 yıldır ve daha önce, hatta mesela özellikle bu bölgedeki Müslümanlık 1000 yıldan da önce. Çok daha eski. Ve beraber yaşamışız. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, daha Hristiyanlar varmış. Ve hiç kardeşlik bitmemiş. Rahmetli dedem anlatırdı, derdi. Ermeniler bize iftara davet ederlerdi. Biz de onların günlerine giderdik. Bu Alevilerle de böyle. Ben Alevi Sünni bilmezdim ki 15 yaşına kadar. Bir ayrılık yoktu ki, yok olmaması lazım. O kadar güzel örnek alacağımız insanlar varken, o kadar güzellikler varken, bir daha söyleyeyim. Emeğimizi koyacağımız bu güzel vatan, bu kardeşlik için o kadar çabaya ihtiyacımız varken ayrılık niye? Sözlerime anneler gününü kutluyorum diyerek, bütün annelerin elini öperek ve bu güzel mekanın, bu güzel mekanın güzelliklere vesile olmasını dileğiyle hepinize saygı sunuyorum, sevgi sunuyorum. Beraber olun, birlik olun. Bu güzel konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamımıza. Evet dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi Sumbas İlçe Başkanı Gazi Güveloğlu aramızda. Demokrat Parti Kadeli İlçe Başkanı Muzaffer Kara aramızda. Cevdediye Belediye Başkanı İlhami Önal aramızda. Eğitim Sen Başkanı Mustafa Çuvadar aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz canlarımıza bir kez daha. Evet sevgili dostlar, yine aramızdaki mihmanlarımızdan Kadeli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Kaymakam, değerli misafirler. Tabii bu kadar Kaymakam Bey'in bu kadar güzel sözler üzerine bizim de çok fazla bir söyleyeceğimiz sözümüz yok. Alevi camiası çok acı çekti. Çok acılar yaşadı. İnşallah
bu acılar bu cemevi açılışıyla birlikte bu acılar sona erecektir. Bu ülkenin aydınlık yüzüdür Alevler. Cumhuriyetin değerlerine Atatürk'e sahip çıkan, onun ilke ve inkılaplar yolunda giden canlardır. Biz her zaman, İbrahim Başkan'ı bilir, biz her zaman Cemevi ile ilgili bir sıkıntı olsun, her zaman destek olmuştur. İnşallah bu arsayı da burada kamulaştırıyoruz. İnşallah buraya bir park yapacağız. Allah izin verirse inşallah. Biz her zaman Alevi cemaatinin yanında olacağız. Ve bu aynı zamanda bugün Anneler Günü, hepinizin Anneler Günü'nü kutluyor. İnşallah bu cemaatimize hayırlı olur diyoruz. Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Evet dostlar, yüzyıllar boyunca yaşanan baskı ve asimile etme çabalarına rağmen Alevi Bektaşiler inatla inançlarına, yollarına sahip çıktılar. İşte bu mücadelenin önemli örgütlerinden Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Gazi Geri konuşmaları yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Şube Başkanlarım, yönetici arkadaşlarım, değerli basın mensupları, arkadaşlar, sevgili canlar, hoş geldiniz. Bu arada bizim Genel Başkanımız iki gündür rahatsız, selamlarını iletiyor, geçmiş olsun diyoruz. Canlar, hepimizin bildiği üzere bugün Reyhanlı katliamın birinci yılı. Katliamında yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır dileriz. Bugün aynı zamanda Anneler Günü. Artık anaların ağlamadığı bir gün olması dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Bugün Kadirli'de bizleri bir araya getiren bu güzel eseri yapan, kutsalımız olan Cemevi'nde emeği geçen başta İbrahim Başkan olmak üzere maddi manevi destek veren bütün canlara Genel Başkanım şahsım ve yönetim kurulum adına hepinizi canı gönülden kutluyorum. Ülkemizin birçok yerinde cemevleri yapılmakta. Her ne kadar ülkemizi yönetenler cemevleri ibadet yeri değil deseler de bizler cemevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Değerli canlar, cemevleri projesini yaparken şunu dikkat etmenizi istiyorum. Sadece inançsal boyutuyla değil, sosyal ve kültürel boyutuyla da hizmet verecek büyüklükte mekanlar yapmalıyız. Mühendisliğini yaptığım İskenderun Cemevi'nde bunu hayata geçirdik. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi de yapmış olduk. Toplumu bütün dinamiklerini, projelerimizle ilgili olumlu söylemleri bizleri gelecek kuşaklara olan gençlerimize inansal ve sosyal kültürel boyutuyla da iyi şeyler bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Değerli misafirler, eğer barıştan bahsediyorsak, eşitlikten bahsediyorsak, özgürlüklerden bahsediyorsak, yapılması gereken her yurttaşın, her bireyin eşit yurttaşlık temelinde aynı haklara sahip olmasıdır. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimi vardır. Seçim öncesi demokratikleşme paketi adı altında yeni paketlerin önümüze geleceği söylenmekte. Burada siyasilere sesleniyoruz. Alevilerin seslerine kulak verin. Alevilerin taleplerini bir an önce hayata geçirin. Cemevleri yasal statüye kavuşturmak adına adım atmanızı bekliyoruz. Değerli canlar, Hak Muhammed Ali katında Kadirli Cemevimizin hayırlı olmasını diliyor. Katılımımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz sevgili başkan. Mikrofonu götürme. Evet sevgili canlar, şimdi canlarımız birazdan semah dönecekler. Gençler yardımcı olurlarsa hemen şu kürsüyü alalım buradan. Cevri bunda dilli Kur'an, hem erkanda yollu Kur'an, elimizde telli Kur'an, gideriz hakkın izinden. Bizi semah ile güllendireceğiz bu meydanı. Şimdi Kadirli Cemevi'nden canlarımız semah dönmek için geliyorlar. Bizdir, sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız. Thank you.
çekemiyorum, çektiğimi ben biliyorum. Çekemiyorlar da çekemiyorum, çektiğimi ben biliyorum. Çektim gayrı çekemiyorum, çektiğimi ben biliyorum. Çekemiyorlar da çekemiyorum, çektiğimi ben biliyorum. İnsan çabuk dökülür, hayatın ağacı yar yar çürük olursa. Eski bina gibi yar yar birden yıkılır, direk ezelde gülüm olursa. Hiç kimsenin kabı yar yar kalaysız kalmaz. İyi usta sağlar körü bulursa. Hiç kimsenin kabı yar yar kalaysız kalmaz. İyi usta sağlar körü bulursa. Yüreğinize sağlık. Ses. Sadık Soner'e çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet sevgili dostlar, şimdi birazdan sanatçılarımızı alacağız. Onları almadan hemen kısa bir önce. Sevgili dostlar, yolumuz hizmet yoludur. Halka, hakka, hakka hizmet, halka hizmet, hakka hizmet yoludur. Aleviler bilir ki halka hizmet eden hakka hizmet eder. Bu şiarla 7 yıldır bu cemimizin boş bir arsadan bugüne getiren tüm canlara aşkı niyazlarımızı sunuyoruz. Ve şimdi uzun dönemde bu hizmeti üstlenen ve son olarak açmış olduğumuz bu cemevimizin hizmetinde emeği geçen yönetim kurulunu buraya davet etmek istiyorum huzurlarınıza. Başkan İbrahim Tunç, lütfen isimleri okuduğumuz yönetim kurulu üyelerimizi buraya sahneye alabilirsen. Gülali Yılmaz, Yusuf Demir, Şahin Açıkoğlu, Yasemin Karaçay, Lütfi Sevimli, Hüseyin Bülbül, Ali Göztaş. Evet, yönetim kurulunu alkışlarla buraya davet ediyorum. Güle güle, ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili başkan, konuklarımızı birazdan uğurlayalım. Önce sizi burada alalım. Evet, şöyle yönetim kuruluna güçlü bir alkış rica ediyorum.
Şimdi plaket vereceğimiz dostlarımız var ama öncelikle İskenderun Cemevi İskenderun Şubesi, Alevkültür Derneği İskenderun Şubesi buraya gelirken bir üçleme yapmışlar. Aleviliğin ritüeline uygun bir üç hediye ile gelmişler. Önce onları bir alalım buraya. Sizi şöyle Çam Saklısı Çoban Armağan'ın katkıları var. Hoş geldiniz sevgili başkan. Evet, onları da göstereceğiz herhalde. Evet, güzel. Sevgili canlar, bütün kültürlerin, inançların, farklı farklı renklerin hoşgörü kenti olan Hatay'dan, İskenderun'dan sizlere selam getirdim. Merhabalar. Ben bugün burada emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biraz önce başkan bizi gezdirdiğinde biz biraz erken geldik. Başkan her yeri beni gezdirdi. İskenderun'daki o yaşadığım sıkıntıyı çok iyi biliyorum. Başkana dedim, başkanım sizin yaşadığınız sıkıntıyı ben çok iyi bilenlerden biriyim. Şu bir tane orada birket gösterdim. Şu birketi nasıl aldığınızı ben çok iyi biliyorum. Bu anlamda yüreğinize sağlık sayın başkan. İskenderun'dan Alevi Kültür Dernekleri İskenderun Şubesi olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve kadın kollarımızın gönderdiği Çam Saklısı Çoban Armağan'ı birer hediyemiz var. Onları kendilerine takdim edeceğim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili başkan, nezaketiniz için. Hemen hediyeleri takdim ediyoruz. Sevgili Şahin, plaketleri de hazırlayalım. Önce Ali Amca'nın plaketini verelim. Sen bir el hazırla. Evet. Çaktı ama çünkü bir şey değil ama yerlemeden geldim. Baba. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İskenderun Şube'yi uğurluyoruz. Yönetim kurulunu uğurlamadan hemen bu şubenin kuruluşundan bugüne çok katkıları olan Onursal Başkan Ali Göztaş'a plaket verelim demiş genç arkadaşlarımız. Sevgili İbrahim Başkanımız, sen hemen plaketi sevgili amcamıza takdim edersin. Evet, istersen şu plaketi de şöyle düzelteyim, bir şöyle görülsün değil mi? Şurca da şöyle tutalım. Evet. Evet, alkışlayalım sevgili Ali amcamızı ve başkanı da. Şimdi bugün annelere hediye verdik ama bir de anneleriniz de hani kadınlarımız da bir hediye versin istedik. Sevgili başkana da bir plaketimiz var. Sevgili Yasemin Karaçay bu plaketi takdim etsin. Sevgili İbrahim Tunça. Evet, İbrahim Tunça da çok teşekkür ediyoruz. Onu da alkışlıyoruz. Evet, alkışlarla uğurluyoruz onları. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar hizmet etmeye devam edecekler. Sizlerin katkılarıyla, sizlerle birlikte burada bu mekanda cem olmaya, ceme durmaya devam edecekler. Ve elbette bir olacaklar, il olacaklar, bir olacaklar. Hep birlikte sizlerle. Evet dostlar, şimdi çok değerli bir sanatçımızı alacağız. Kendisi hem akademisyen hem de gerçekten Alevi müziğinin deyişlerinin, nefeslerinin izinden giden birisi. Deyişlerimiz ki bizim inancımızı, öğretilerimizi kadimden bu yana sırlayarak günümüze taşır. Tenler yanar, kitaplar yanar, sözler yanmaz. Bu yüzden dedelerimiz, zakirlerimiz taşıdıkları bu sırrı telli Kur'an ile, söz ile cemlerimizde dile getirmiş, gönüllerimizi erdiren, kemalete doğru yürüten ezgilerle bize rehberlik etmişlerdir. Bu deyiş ve nefeslerimizin günümüzdeki yorumcularından, emekçilerinden Gani Pekşen içimizi ısıtan sesiyle kulaklarımıza, gönlümüze seslenecek alkışlarınızla. Gel.
Anneler günü ama biz sadece analarımızı bir gün yad etmiyoruz. 365 gün analar bizim başımızın tacı. Bizi var eden, bizi dünyaya getiren bizim atalarımız. Onlar her zaman bizim gönlümüzde, her zaman başımızda. Öncelikle tüm yöneticileri canı yürekten kutluyorum. Şöyle örnek vereyim. 1986 yılında konservatuvarı bitirdiğimde, yani üniversiteyi bitirdiğimde yüksek lisansa başladım ve yüksek lisansta Arguan semahlarını tez konusu olarak işlemek istedim. O dönemki müdür bana dedi ki semahlardan yüksek lisans tez konusu olmaz. Yani bizim kendimizi tanımamıza maalesef birileri izin vermiyor. Tıpkı bugün cemevlerimizin kurulmasında olduğu gibi. Bunu belirleyen biziz, yaşayan biziz. Başkaları bizim adımıza buranın ibadet yeri olup olmamasına karar veremez. Karar vermesine de zaten izin vermeyiz. Biz eğer inancımızı burada gerçekleştiriyorsak bizim için ibadetimizi yaptığımız yer cemevleridir. Cemevleri. Ve yüzlerce yıldan beri de bu böyle geldi. Ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar, bir bin yıl daha böyle götüreceğiz. Elesti bezminde devri Adem'de Nuri marifet eylerdi Kerem'de Muhabbet eyledik aşkı bu demde Sırrı hakikat erdi Kerem'de Muhabbet eyledik aşkı bu demde Sırrı hakikat erdi Kerem'de